Terap Hanım, burada da ben muhakkak cevap verirseniz Celal Bey'e de konuşurken asgari ücretle söylediğim ilgili zaman Necdet Bey haklı olarak rahatsız etmiş oluyorum. İsterim. Kusura bakmasın. Şimdi burada öyle bir algı oluştu ki yine ya bu ek bütçe şöyle bakıyorum belki şu anda bile 10 kere okudum. Yani bu ek bütçe tam dar gelirliye, memura, çiftçiye göre hazırlanmış bir bütçe. Bakın burada sanki böyle bir yandaş müteahhitler için yapılmış, faiz için yapılmış. Rakamlara bakın ya, personel ödemelerine 216 milyar, SGK'ya 154 milyar. Vatandaşlarımızın burası ne kadar önemli. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında daha altında kalıp daha fazla devletin desteği için 134,5 milyar. Tarımsal sulama ağırlıklı projeler için 105 milyar. Vergi gelirlerinde mahalli idarelere, burada belediyelere ayrılmış 103 milyar. Önemli yatırımlarınızı tamamlayın. 65 yaş üstüne 44,8 milyar. Çiftçiye 37,1 milyar. Bunun yani faiz giderlerini tam doğru söyledi. 89,4, bütçedeki payı %8,3. Demek ki bu 1 trilyonun üzerindeki bütçe tamamen memura, emekliye, dar gelirliye göre devletin elde etmiş olduğu değişen sistemdeki gelirlerini buraya dağıtmış. Devlet bundan nereden daha, alacak? Bundan daha Mustafa sosyal Bey, bir bölüşüm Mustafa olabilir Bey, mi yani? Mustafa Bey, oluyor. Yok, hayır, bir oluyor. De, Mustafa Bey, bir soru sorayım size. Buyurun. Pekala, bu paraları devlet, evet, Bayburt'un Çoruh Nehri'nden mi toplayacak, Fırat'tan, Dicle'den mi? Vatandaş bu ayrı bir şey yani. O ayrı bir şey değil. Bakın efendim. Ya bu ek bütçeyi konuşuyor. Efendim, vatandaş bir vergi vermiyor Bir bilanço yapılır. Tamam. Bütçe de budur. Şimdi bütün şunu kabul etseniz eyvallah diyeceğim. Bütün bu şu söylediğin ek vergi ve ek bütçe meselesinin altında yatan faiz sebep enflasyon ya sonu. Ya faizin payını söyledik, efendim, 8,3 faiz diyoruz sebep ya. Enflasyon sonucu düzgün şekilde uygulamış olsaydın hocam, dolar buralara çıkmazdı. Hı-hı. Bakın iyi dikkat et hocam. Brent petrol 140 lira iken, evet, varili biz 6,5 liraya mazot alıyorduk. Niye biliyor musunuz? Çünkü dolar düşüktü. Şimdi sen yanlış yaptığın uygulamalardan dolayı dolar yükselmedi. Türk lirası değer kaybetti. Onun için de senin bütçen açık verdi. Ya Birleşik Arap Emirlikler'den, Suudi, evet, Arabistan'dan swap yapacaksın. Ya 128 milyar doları satıp doları tutayım diye, veya takip ettiğim için o 128 milyar burada, liradan dolayı cezayı burada, aldı CHP ya, yani hocam. Bana da dava açabilir bana. Albayrak bana davayı da davayı kazandı sayın. Hayır, hayır, açtım bana da, ben söylüyorum. Yok yok, mahkeme kararı milyar verdi. Dolar nerede? Ayrıca şu anda kur korumalı mevduata girdikten sonra arka kapıdan 40 milyar dolara yakın da para satılmış. Bakın BDDK'nın bu açıklamasından sonra değerli hocam, Beran Bey, bir anda dolar 16-10'a indi. Cuma açıkladılar. Ne? Pazartesi 16-10'a indi. Bugün baktım 16-80. Niçin tutamıyorlar? Liralaşalım dediler. Yani kur korumalı mevduata girmeden önce Türkiye'deki dolarizasyon %62 idi. Şu an kur korumalı mevduata girip'den sonra dolarizasyon %82'ye çıktı. Türk lirası kağıt oldu, pul oldu. Ve hatta adam ne yaptı biliyor musun hocam? Belki o gözünüzden kaçmıştır. 50 kuruşun maliyeti, metal 50 kuruşun maliyeti 78 kuruş. Adam bunları topladı. Yani 50 kuruş 78 kuruştan hurdacıya sattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, senden ben hatırlarız, Mustafa da hatırlar, delikli 40 parayı. Ya biz hayatımızda 100 para, 100. Türk 100 para. 40 para mıydı? 100 para. 100 para delikli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık sürecinde parasının hurdada daha değerli olduğu bir dönemi bu iktidar yaşattı. Mustafa da siz de değerli hocam, partide vekillik yaptınız. Şimdi bana mesaj atanlar sizi akademisyen olarak tanıyorlar. Hayır, sayın hocalarımın ikisi de AK Parti'de milletvekilliği yapmış arkadaşlar. Sayın Hocam tamamlasın diye. Sizin iktidarı ve iktidarın yaptıklarını savunmanız kadar normal bir şey yok. Yok şöyle yani. Şimdi ben ama tabii bu arada Serap savunmayan Hanım da var. Serap Hanım. Bülent Arınç diyor, Kral Çıplak. Peşinden Hüseyin Çelik de diyor ki
Sayın Arınç'ın kral çıplak demesinin altını çiziyorum. Serap Hanım, ben de şimdi tabii ki yani Necdet Bey, ben de onurla gururla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu görevi yapmışım ama ben buraya yani milletvekilliği kimliğimle çıkmıyorum ki. Ben tabii bir siyasi partinin yöneticisi, temsilcisi değilim. Buradaki her şey beni bağlar. Yani bizim altımıza yazıyor da CHP. Yok, sizin ayrı yani. O zaman sizin... beni de bundan sonra yazsınlar. Ya yönetmen, senarist, bunu... yazar. Yok. Bir tane biz... veya bir gideyim bir gazetede yazayım da bundan benim... sonra yazı versinler. Yani şöyle, Berhan Bey hiçbir şeyde konuşturmuyoruz. Yani ben şu anda milletvekili değilim. Bir üniversitede, üniversitede hocayım. Akademik kimliğimle buradayım. Hiçbirimiz de şu anda... Aman akademik kimliğe dönmeyelim. Yok Berhan. Hiçbirimiz o değil ya. Hocam tamamlayayım. Mesaj atanlar. Değerli hocamla sizi. Tamam. Tabii ki çok değerli akademisyensiniz. Titriniz de öyle yazdığı için arkadaşlar... Hocalar tamam, biz gizleyecek bir şey yok ki, girdiği zaman yani Google'a Mustafa Nicalı yazdım. Yani sayın hocalarım, niye bu kadar iktidar AKP'yi sattınız? Ya şöyle bir tamamlayayım. Tamam, sayın hocam. Şimdi Necdet Bey, Berhan Bey, bak ben son cümlemi söyleyeyim. Hocanın çok hakkını alın. Celal Bey de verelim. Ya bu Türkiye... Celal abi başlayacak ve sonuna kadar konuşmak zorunda. Kesinlikle. Türkiye'yi AK Parti 20 yıldır yönetiyor. Bundan önce biz burada anlatılan enflasyonun kralını, gecelik faizlerin binlere, 5000'lere, 7000'lere çıktıklarını, dışarıdan bakanlar getirildiklerini, IMF ile yapılan anlaşmaları, bir şey bunları, ama. bunlar hiç konuşturmuyorsunuz. Hayır, bir şey unuttun. Yazar kasa atıldı, onu unutmadın. Yazar kasayı ama da... Ama şimdi millet kendini yakıyor. Ya yazar kasa... Şu anda mesela benim üzüldüğüm bir taraf da şu, siz de bir muhalefeti temsil ediyorsunuz ve çok hakkıyla... Partinin üyesiyim. Partinin üyesiniz ve parti meclis üyesi, il başkanlığında çok başarılı görevler yapmış. Necdet Bey de kendi alanında oldukça uzman bir kişi. Siz de ama neye çalışıyorsunuz? Şimdi biz burada haksızlıkları, ben kendim adıma burada rakamlarla bunu doğrulamaya çalışıyorum. İktidarın yaptığı bir yanlışı doğru olarak bir şey söylemiyorum. Geçmişle gelecek arasında bağlantı kuruyorum. Sizin mesela burada yapmanız gereken olan ne olması lazım? Ben buradan bütün muhalefete, Millet İttifakı'na sesleniyorum. Ya burada her iktidarın yaptığını yanlış deme yerine... Niye biraz bak, önce söylemedim yok, kardeşim? Siz, ama 2002-2007 adam gibi işler yaptılar ya dedik. Tamam, onu yani siz de istiyorsunuz hayır, ki Resul-i Ekrem ilan edelim ya, Recep Tayyip Erdoğan'ı. Biz de onun kulu olalım. Olur, yok bir, böyle bir şey kardeşim. Yapmadığım için iş uzuyor, hocama çok haksızlık oluyor. Evet. Yani burada Berhan Şimşek Bey için demiyorum. Genelde ya bir muhalefet, ben mesela burada şunu yaparım. Ben doğruya doğru desinler ya, bir diyorsun. Doğruya doğru diyoruz. Ya kardeşim, ek bütçe sadece beşli çete değil ya, bunu söyleyemez, çok büyük haksızlık olur. Ek bütçe dünyanın hiçbirinde yok. Bunu hep söyleyemez, çok ayıp olur. Buradaki enerjiyi çıkardığım zaman ihracatın karşılaması %93, bunu söylememiz lazım. Bugün siz iktidar olsanız şöyle bir senaryo yapın. Nasıl yapacaksınız o masada Türk İş'in temsilcisiyle işveren temsilcisinde olduğunuz zaman 15 bin mi yapacaktınız? Ya nasıl ülkeyi yönetecektiniz? Doğru mu soruyorsun? Yok. Hayır, soruyorsan cevaplayacağım. Yapmak zorunda ya. Yok, nasıl yönetecektiniz? Devlet kimin için var? Nasıl yapacaksınız? Bunu yanlış bir bakış. İşte bakın şu. Serap yani, Hanım, ayrıca ülkeyi iyi yönetemedikleri için geçmiş dönemde 1,5 yıllık koalisyonlarla Türkiye'deki dış borçlar, borçların işte bütçedeki payları, buradaki ödenen faizler, bunlar Türkiye'nin bu duruma gelip 20 yılda da burada uygulanan halen politikalarla şu anda Recep Bey, son cümlem şudur. Türkiye şu anda her konuda çok başarılı adımlar atıyor. Enflasyon konusu hepimizin sorunu. Hiç kimse kalkıp bunu savunamaz. Bunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bunu belini kırmak için bütün tedbirlerin alınacağını söylüyor. Zaten bir dahaki sene seçim var. Süre de veriyor. O zaman vatandaş memnun olmazsa ya halledemediler. Millet İttifakı bunu yapacak. Ya mesela diyeyim ki Sayın Nebati de Sayın Erdoğan da Aralık 2020'de der ki ya 6 ay sabredin. Bak Ocak'tan itibaren Ocak 22'yi kastederek düşecek diyorlardı. Öyle demedi şimdi, kardeşim, sen de yanlış anlatıyorsun. Sayın Nebati'nin bir açıklaması var. Hemen onu hatırlatalım. Yok. Enflasyonu kontrol altına aldık dedi. Şimdi hepimiz sevinir. Ya Türkiye
Türkiye normal gelir adaletinin olduğu, 84 milyonun korunup kollandığı, huzur içinde olduğu bir ülke ortak arzumuz. Ama gerçekler bunu göstermiyor. Türkiye'deki memnuniyetsizlik oranı, bakın oran vereyim ya. Ya Türkiye, yani objektif olmak şu. Şimdi bakın, TÜSİAD'ın bir raporuna baktığım için elimde o var. 2002 TÜSİAD'ın raporunu burada söyleyeyim bakın, ama şöyle söylemiş yani. Bakın 2000'li yıllar hep söylüyorsunuz, hı-hı, ya 2000'li yıllarda diyor belli bir iyileşme sağlandı. 2015'ten sonra bütün kalemler geriye düştü diyor. Bunu ben söylemiyorum. Ben söylesem sorun. İşverenler söylüyor bunu. Orada, şimdi, yani şimdi TÜSİAD'ı falan karıştırmayalım. Orada bir TÜSİAD, Türkiye'nin genelinde kaç kişilik bakın, şey. Ben de bakın, sen MÜSİAD'ın raporunu okuyayım o zaman. İyi mi nereden diyor? Sonuca MÜSİAD'ın gideceğim? Raporu iyi mi diyor? Ya yok, İyi yani mi diyor? Merak ediyorum mesela. Necdet Beyciğim, burada bunlar bizi sonuca götürmez. Bak şu, matematiksel ya, düşünelim. Bak, en büyük Serap siz Hanım. Siz düşünmüyorsunuz en somut şey ne biliyor musunuz? Şu anda bir dahaki sene seçim var mı? Evet. Vatandaş bütün peki, bunları görüyor mu? Her ne kadar muhalefet erken seçime gidebilir bu hamleleri, bunun örneğidir diyorsa da onu da konuşacağız birazdan. Sonuçta enflasyon da şu anda bizim bütün 85 milyon için çok önemli mi? Evet. Burada bu alınan tedbirlerin seçimden önce de somutunu vatandaş görecek mi? Görecek, ona göre kararını verecek. Hadi sonuçta. Hemen Celal Bey'e söz vermek istiyorum. Birazdan bir şey döneceğim. Burada bir objektif olmaya ihtiyaç var. Gerçekleri telaffuz etmeye ihtiyaç var. Siz gerçekleri söylemekten imtina ediyorsunuz. Ama ben seçimlerde de insanlar şey olur. Mesela iktidar şunu dese ben onu anlarım. Muhalefet ya 6 ay önce arkadaş biz böyle bir öngörüde bulunmuştuk. Bu öngörü yanlıştı. Biz bu mesela süreci yeniden inşa ediyoruz. Bu süreci yeniden inşa ettiğimiz için de tarafları çağırarak bu süreci tartışmak istiyoruz dese bu konu tartışılabilir. İktidarın böyle bir şeyi yok ki derdi. Celal 6 ay önce söylediğimle bugün ya, söylediğim. Yalnız Celal onun abi, için sen mi? Sonuna onun kadar konuşmalısın. Mustafa Bey hata yaptı. Aman abi sen buna dikkat et.